Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomda iPhone'larla ilgili şarj döngüleri ile ilgili aslında bir bilgi vereceğim. Öncelikle pil döngüsünün ne olduğundan bahsedeyim istiyorsanız. Arkadaşlar Apple dünyasında özellikle Apple cihazlarda, Mac'lerde, tabletlerde, Apple Watch'larda, iPhone'larda pil döngüsü diye bir durum var. Bu pil döngüsüne göre cihazın garanti durumu belirleniyor aslında. Apple özellikle iPhone 8 ve sonrasında bu pil döngüsü olayına çok dikkat etmeye başladı. Apple.com'da yer alan bilgide zaten buna da değiniyor arkadaşlar. Apple cihazlarda, iPhone'larda pil döngüsünü 2 senede 500 döngü olarak belirledi. Bu ne demek? Yani 2 senede cihazınızı 500 kere şarj edebilirsiniz arkadaşlar. 0 bir cihaz aldınız ve 2 yıl garanti kapsamı dışında. Ama siz 600 kere, 700 kere şarj ettiniz bu cihazı. Çok kullandınız, çok şarj ettiniz. Yani devamlı şarja soktunuz, çıkardınız vesaire vesaire. Bu tarz durumlarda arkadaşlar Apple pil döngüsüne bakıyor. Ve bir pille ilgili bir arzınız varsa Apple yetkili servise gittiğinizde pil döngünüzü kontrol ediyorlar. Pil döngünüz 2 yıl içinde 500'ün üzerindeyse cihazınızın pilini ve pilden kaynaklı bir problem varsa cihazınızın pilini ücret karşılığında değiştirmeyi teklif ediyorlar size arkadaşlar. Bu da aslında kafalara şu soruyu getiriyor. Ben pil döngümü nereden takip edeceğim? Pil döngümü nasıl kontrol edebilirim? İşte kaç kere şarj edildi bu telefon vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında şöyle bir handikap da var arkadaşlar. Sıfır cihazların fiyatları artık çılgın rakamlara ulaştı. Gerçekten çok yüksek rakamlar arkadaşlar. Sıfır cihazların fiyatlarının yüksekliğinden dolayı artık kullanıcılar biraz da ikinci ele yöneldi arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci el tarafında da acayip bir piyasa oluştu. Acayip bir pazar oluştu. Kullanıcılar artık ikinci el temiz ve fiyatı sıfıra göre çok daha makul olan cihazları almaya çalışıyorlar. Bu da tabii mantıklı geliyor aslında insanlara. Ama tabii Apple cihazları için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bununla ilgili de ben daha önce videom olmuştu arkadaşlar. Bunu da şu an yukarıda görebiliyorsunuz. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Fakat ikinci el cihazı alırken tüm bu dikkat edilmesi gereken noktaların haricinde eğer ikinci el yani bir yaşında bir cihaz alıyorsanız bir yıllık garantiniz daha vardır demektir. Ve bu bir yıllık garantinin de bataryayı kapsayıp kapsamadığını siz aslında kolayca birkaç işlemle kontrol edebiliyorsunuz. Bugün onu göstereceğim. Yani sistem üzerinde görebildiğiniz bir yerde değil aslında. Datalar içerisinde, loglar içerisinde gizlenmiş bir yerde arkadaşlar. Dolayısıyla onu bugün göstereceğim. İkinci el bir cihaz alırken bir de batarya tarafındaki sağlığa bakmanız sizin için bence aydınlatıcı olacak. Yani 3 aylık, 5 aylık bir cihaz alıyorsunuz ama 700 kere şarj edilmiş, 800 kere şarj edilmiş ve bataryanın sağlığı artık iyicene düşmüş. Burada tabii batarya sağlığından ziyade batarya şarj döngüsüne de bakmanız size bence çok fikir verecek arkadaşlar. Dilerseniz şimdi hızlıca nereden bakıldığına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar cihazı elimize aldığımızda ayarlara giriyoruz. Ayarların altında gizlilik bölümüne giriyoruz. Ve yine burada en alt kısımda analiz ve iyileştirmelerin olduğu bölüme giriyoruz. Analiz ve iyileştirmeler başlığının altında analiz verileri diye bir bölüm var arkadaşlar. Oraya giriyoruz. Burada bir sürü data var. Yani çok fazla sayıda data var. Bunların hepsi aslında telefonla ilgili size bilgiler veriyor. Yani gizli bilgiler veriyor. Burada tabii neler var? Tüm telefonun tuttuğu loglar burada yer alıyor arkadaşlar. Bunlar yine aynı zamanda Apple'da da izin verdiyseniz paylaşılıyor. En başta size sorarlar yani verileriniz Apple'la paylaşılsın mı tarzında kurulum yaparken bu verilerin hepsi Apple'da da paylaşılıyor arkadaşlar izin verdiyseniz eğer. Burada tabii bulunan verilerin birçoğunu bizim anlamamız mümkün değil yazılım dilinde olduğu için. Ama batarya döngüsüne baktığımız bölüm hemen alt taraflara doğru log bölümünün içinde arkadaşlar. Log datalarına geldiğinizde arkadaşlar bugünün tarihini seçmeniz gerekiyor. Bugünün tarihindeki şarj datasını log bölümünün içinde bulabiliyorsunuz. Bugünün tarihi ne? Hemen ona da bakalım. Bugün 9 Kasım. Bugün 9 Kasım. Videoyu çektiğim tarih 9 Kasım ve 9 Kasım datasına bakmaya çalışıyorum ben. 9 Kasım datası burada arkadaşlar. 9-11-2020 log. Buna giriyorum. Buna girdiğimde içerisinde bir sürü data var. Bir sürü data var. Yani o kadar çok data var ki burada tabii zaten bizim o kodu bulmamız da mümkün değil.
Dolayısıyla ben bunu kopyala yapıştır yöntemiyle notlara yapıştıracağım ve notlar üzerinde, yani notlar da olabilir, siz ofis kullanıyorsanız Word da olabilir arkadaşlar bu arada. Burada bir aratma yapmamız gerekecek. Ben hemen kopyalama işlemini yapıyorum. Bu arada datanın en altına geldim. En altından başlayarak yukarı doğru hareket ettiriyorum arkadaşlar. Baştan yavaş kopyalıyor, yavaş çıkıyor ama sonradan hızlanıyor. Dolayısıyla sabrederseniz hızlandığını, hızlıca kopyalama yapabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Kopyaladım datamı ve notlar kısmına yapıştıracağım. Bu arada buradaki datayı da paylaş bölümünden paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani sağ üst tarafta Apple'larda bulunan işte yukarı doğru ok işaretine bastığınızda dışarıya WhatsApp üzerinden ya da işte mail olarak da paylaşabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza atıp bilgisayar üzerinden de bakabilirsiniz bu dataya, inceleyebilirsiniz. Ben hemen telefon üzerinden bakacağım. Telefon üzerinden notlara girdim ve notlarda da yeni bir not açıyorum arkadaşlar. Yeni notumu açtım ve yeni notumun içine yapıştırıyorum datamı. Datamı yapıştırdım ve kaydettim. Bitti tuşuna bastığımda kaydetmiş oldu. Şimdi bu datanın içinde bir arama yapmam gerekiyor. Aramayı da sağ üstteki 3 noktaya basarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve notta bulu seçiyoruz arkadaşlar. Burada yapıştırdığımız datanın içerisinden bir data arayacağız. Yani bir yazı arayacağız aslında. Hemen ben buraya battery cycle count yazıyorum arkadaşlar. Bu da pil döngüsü aslında, batarya döngüsü anlamına geliyor. Ve altında da integer bir değer var. Yani sayısal bir değer var arkadaşlar. Burada gördüğünüz integer değer bu bataryanın kaç defa pil döngüsüne girdiğini gösteriyor arkadaşlar. Ve Apple bu cihazları garantiye sokarken, yani bir cihaz aldınız, garantili mi değil mi, batarya ile ilgili bir probleminiz var, batarya döngüsüne bakarken buradaki datayı okuyor. Buradaki datayı tabi bilgisayar yardımıyla okuyordu artık muhtemelen. Benim bataryam 834 kere şarj edilmiş. Yani pil döngüsüne 834 kere girmiş arkadaşlar. Dolayısıyla benim cihazım garanti dahili bile olsa aslında pille ilgili bir sorun yaşadığımda bana sen bu cihazı 500'den fazla şarj etmişsin, sen bu cihazın bataryasını değiştirmek istiyorsan şu fiyatı ödemek durumundasın tarzında bir dönüşle gelecekler. Burada tabi 2 yıl içindeki garantili cihazlarda bu dönüşü almak Apple'dan bence çok üzücü. Sonuçta bataryayı telefonunuzun kullanım sıklığına göre şarj etmek durumunda kalıyorsunuz. Ama bu da tabi bataryanın durumunu, bataryanın kondisyonunu etkileyen bir faktör. Yani bataryanızı ne kadar çok sık şarj ederseniz bataryanız o kadar sık bozulacaktır. Dolayısıyla Apple'da bunun için böyle bir önlem almış, böyle bir maliyet düşürücü tedbir almış kendi çapında. Bu gerçekten 30 saniyede yapabileceğiniz bir işlem. Dolayısıyla ikinci el temiz bir cihaz alacaksınız, birkaç aylık bir cihaz alacaksınız. Ama batarya şarj döngüsü çok yüksek, o cihazı almayın arkadaşlar. Yani batarya ile ilgili bir sorun yaşamak istemiyorsanız o cihazı almaktan vazgeçebilirsiniz. Yeni arayışlara geçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu bataryanın durumunu da size göstermek istiyorum. Bataryamla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu telefonu zaten çok sık da kullanıyorum. İkinci telefonum benim. Burada pil durumuna girdim ve pil sağlığıma girdim. Pil sağlığımın %82 olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu şekilde iPhone cihazlarda pil döngüsünü siz de kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar videoda iPhone pil döngüsüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.